Arkadaşlar videoyu uzatmamak adına tüm malzemeleri doğradım. Sucuğum var, yeşil zeytinim, biraz domatesim, biraz da kırmızı kapya biberim ve tabii ki şurada hazırladığım şöyle rendelenmiş kaşarım. Bunların hepsi hazır. Bir şöyle lavaşım var. Bu lavaş çiğ köftecilerin sattığı lavaş. Onların dürüm yaptığı lavaş. Yani aslında bu normal bildiğimiz o kalın lavaş değil. İp ince bakın. İp ince lavaş. Bu lavaşın yuvarlak olanları da BİM'de A101'de falan satılıyor böyle ince böyle. Onlardan da alabilirsiniz. Bunları üst üste koyarak yapacağız. Tek kat yapmayacağız. Hemen şimdi başlayalım yapıma. Şöyle ilk kata şöyle birazcık ketçap. Ketçap yoksa evdeki salçayı sulandırın. Ondan da olur ama ketçapla inanın bayağı lezzetli oluyor. Şöyle olabildiğince her yerini yerleştirirsek iyi olur. Bu kadar. Şimdi üzerine birazcık böyle kaşar. İnce böyle. İnce bir katman yapacağız. Bu arada fırının altını açtım. Fırın 180 derecede ısınıyor. Çünkü hemen hızlıca böyle sabah kahvaltısını yapabilirsiniz. Eve geldiniz, işten yorgunsunuz, hemen yapabilirsiniz. Çok pratik bir şey bu. Olabildiğince hızlı yapmak önemli orada. Sonra ikinci katı geliyorsunuz. Koyuyorsunuz. Bunun üzerine de birazcık şöyle. Ketçap. Yani bir tutamda bunun lezzeti arttırmak için aynı böyle pizzadan almak için şöyle bir tutam. Bakın şöyle kekik gezdir. Bu kadar. Şöyle kekimizi gezdir. Bu aromasını versin. Sonra geldi üçüncü katman. Şöyle şimdi bastırın şöyle birazcık bir otursun. Ondan sonra şöyle sucuklarımızı şöyle. Kaydıralım. Süslemesi tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Aralara domatesler. Şöyle küçük çeri domatesi 2'ye 3'e böldüm ben böyle ortadan. Gayet yakışıyor. Kırmızı biberler, hatta bir tane kapya orada ama bir tane kapya muhtemelen büyük gelecek. Hepsini de kullanmak zorunda değilsiniz. Şöyle. Şöyle yeşil zeytinler. Yeşil zeytinler şöyle ters koyalım da renk katsın. Evet, evde sevdiğiniz hangi malzeme varsa hepsini koyabilirsiniz. Şu an bu bile bence bayağı güzel. Güzel görünümlü oldu. Biberlere de koyayım şöyle balga balga olsun. Vazoza dizleyeceğiz. Evet. Fırınım ısındı. Şimdi bunu fırına atıyorum. Şöyle sucuklar birazcık kızarınca hemen alacağım fırından. Pişme süresi diye bir şey yok. Bakacaksınız sucuklar kızarınca hemen alın. Hadi atalım fırına. Pizzamız hazır. En son almadan önce şöyle üzerinde böyle 3-5 dike böyle kaşar yine attım. Üzerinde daf kaşar olsun diye. Sonra hemen fırından aldım. Fırının sıcağıyla bir dakika durdu. Ondan sonra aldım. Şimdi hemen tadına bakacağız. Aslında tadına bakmaya bile gerek yok ya. Görüntü şahane. Müthiş kokular geliyor. Tadı da muhtemelen harika oldu. Az sonra Hüseyin Salih'e şöyle tadına baktırırız.
Görüntü yuvarlak değil. Yuvarlak olmasına takılıyorsanız dediğim gibi ekmeğini yuvarlak lavaş ekmeğini alabilirsiniz. Biz şunu artık yemeye başlıyoruz müsaadenizle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle bir tadına bakalım bakalım. Şöyle bir dürüm yapalım şöyle Hüseyin Salih'e. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Gel oğlum, hala çok sıcak, az ısır. Şöyle bırakayım ben, sen devam edersin. Nasıl sence? Dünyanın en güzel pizzası. Oo, çok iddialı oldu. O zaman hemen deneyin. Instagram'dan yaparsanız bize fotoğraflarını atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.